Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle 2023 Şubat ayında Koç burcu erkeklerin enerjileri ne yönde olacak? Onları yorumlayacaktım sizlere. Hatta yorumladım da aslında. Ama ne yazık ki video çekmemiş. Ben de kartlarımı karıştırıp ve masaya yerleştirmiş oldum. Hatta açılımı da bitirmiş oldum. Yorumladım sizlere. Fakat açılımda bilmeniz gereken şeyler olduğu için videoyu ve kartları tekrar karıştırıp tekrardan sizlere yeni bir açılım yapmak istemedim. Çünkü bu açılım gerçekten de güzel çıktı ve bilmeniz gereken bazı şeylerin olduğunu düşünüyorum. Bundan vazgeçmedim. Sizler için inat ettim ve aynı kartları tekrardan yorumlayacağım. Fakat farklı bir desteden almak istedim. Yorum yaparken yine de bakalım fikrimi değiştirmezsem farklı bir desteden alacağım. Ama klasik tarot destemizden de sorularımızı sormaya devam edeceğim. Şimdi tekrardan kartlarımı açıyorum ve sizlere söylüyorum. Biliyorsunuz ki 6 farklı desteden sizler için bilgi almak adına sistemden, evrenden niyet ediyorum. Tam 6 farklı desteyle sizlere bakım yapacağım sevgili arkadaşlarım. Bakalım 2023 Şubat ayında sizleri neler bekliyormuş? Gerçi ben demin açtım baktım, yorumladım da bayağı da uzun sürmüştü aslında ama birazcık daha kısa keseceğim şimdi böyle olduğu için. Bu kartları ekstra hani şey yapmak istemedim tekrardan karıştırıp da. Hani çünkü bence bilmeniz gerekiyor ve içimden de hiç bunları karıştırıp tekrardan da yeni bir açılım yapıp sizlere sunmak gelmedi açıkçası. Ve bu seferlik böyle olsun diyorum. Çünkü benim hislerim açılımda nasıl olması gerekiyorsa öyledir biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hani tekrardan böyle karıştırıp da bakmak isteseydim onu yapardım ama bu gelmedi içimden gerçekten. Bunları bilmeniz gerekiyor demek ki. Şimdi evrensel enerji kartlarımıza göre bakalım. Şubat 2023'te benim yakışıklı Koç burcu erkeği arkadaşlarımın evrensel enerji kartına planlı hareket etmek, ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak ve yolculuk kartı geldi. Yükseleni Koç olanlar da bunu dinleyebilir, bu açılımı dinleyebilir. Eğer ki 28-30 yaş aralığındaysanız ve 30 yaşınızı geçtiyseniz artık yükselen burcunuz devreye girecektir hayatınızda. Yükselen burcunuza göre dinlemenizde fayda vardır. Şimdi birçoğunuz yolculuk yapacak, fiziki yolculuk yapacak olabilir Şubat ayında. Birçoğunuz için ise burada çıkan adalet ve mahkeme kartına baktığımda ve balas yani Athena kartımızın da gelmiş olduğundan dolayı rasyonel düşüneceksiniz, muhakeme edeceksiniz, planlı hareket edeceksiniz, eşitlik ve adalet sağlayacaksınız Şubat ayında. Bazılarınız için, bir kısmınız için ise gerçek bir mahkeme süreciniz oluyor olabilir. Şubat'a ertelenmiştir. Şubat ayında açılacak bir mahkeme vardır. Bir davanız söz konusudur. Bunda da gayet güzel planlı hareket edeceksiniz. Çok güzel bir şekilde eşitlik ve adaleti sağlamak adına hareketlerde bulunacaksınız. Yani her iki şekilde de eğer ki muhakeme de ediyorsanız, fiziki bir mahkemeniz de varsa, tabii bu ikisi bir de olabilir Şubat ayında. Bu sizin için çok güzel bir süreç sevgili arkadaşlarım. Şimdi ilk kartımız Şubat ayında sizler için adalet kartıyla geldi. Bir kısmınız için, bir çoğunuz için aslında ilahi adalet tecelli edecek hayatınıza. Geçmişte bıraktığınız, geçmişte severek düşünmeyi bıraktığınız, uzaklaştığınız, askıya aldığınız, şüphe duyduğunuz ne varsa aslında çok güzel bir şeymiş bu. Bunu çok ekarte etmişsiniz hayatınızda. Yani bu bir aşk ilişkisine de çok benziyor açıkçası. Veyahut da sevdiğiniz bir olay, sevdiğiniz bir durum olabilir. Şimdi bununla alakalı artık dinlenip, yenilenip köklü ve sağlam ilişkiler kurmak yönünde sağlık ve huzurlu bir döneme geçmek olabilir. Temeli sağlam oluşturulmuş bütün konular, bütün meselelerle alakalı bir atılım yapacaksınız. Artık siz içinizde ne istiyorsanız, neyi bu kadar çok güçlü istiyorsanız onun peşinden gideceksiniz. Belki yolculuk kartıyla içsel bir yolculuğa çıkacaksınızdır. Orada dinlenecek ve yenileneceksinizdir. Yani düşünerek, bakın rasyonel düşünerek, akılcı düşünerek yani muhakeme ederek, eşitlik, adalet sağlayarak
kendinizi, ruhunuzu dinlendirip uzaklaştığınız ne varsa bu bütün bu güzelliklerden, nelerden uzaklaştıysanız hepsine tekrardan güzel geri dönüşler yapıp hayatınıza bir yön vereceksiniz. Çünkü pusula kartı çıktı. Hedef belirleyeceksiniz, yön seçeceksiniz, karar vereceksiniz. İstediğiniz yöne doğru harekete geçeceksiniz. Ve hakikate ulaşmak için yön gösteren iç sesinize başvuracaksınız. Bazı konularda şüphe duymuşsunuz. Şüphe duyduğunuz konuyu da askıya almışsınız. Ama ruhunuzun derinliklerinde hep bir muhakemeniz olmuş. Geçmişteki bir konudan bahseder. Ama artık ilahi adalet geliyor, diyor ki artık beni de düşün. Yani bana da bir karar ver. Beni artık hayatına al. Yani ilahi adalet, sistem, evren artık bu konuyu sizin önünüze getiriyor sevgili arkadaşlarım. Güneş burcu koç, yükselen burcu koç olan erkek arkadaşlarım, bu bir aşk ilişkisi ise bu aşk ilişkisine yoğunlaşmanız gerekiyor. Çünkü uzaklaşmışsınız, askıya almışsınız. Bunlar gerekmiyormuş, bunu yanlış yapmışsınız. Yani anlıyorum elbette ki koç burcu insanı olarak hani bir şeyleri daha böyle ön plana almış olabilirsiniz ama hani artık o olayın da sırası gelmiş açıkçası. Peki bu askıya aldığınız konu bu kadar neymiş? Bir atılım yapmak, yine böyle tutkularınızla, yani isteyerek, gönülden isteyerek bir atılım yapmak konusunda hep kendinizi geri çekmişsiniz. Uzaklaştığınız konu neydi? Evet, uzaklaştığınız konu hep hareketsiz kalmak. Evet, bakın yine askıya almak, hareketsiz kalmak. Yani aslında bir potansiyeliniz varken potansiyeli kullanmamışsınız. Kalsın demişsiniz, dursun demişsiniz. Peki bu rasyonel düşünmeniz gereken, planlı hareket etmeniz gereken, muhakeme etmeniz gereken, eşitlik ve adalet sağlamanız gereken konu nedir? Şimdi şöyle, bakın yolculuk kartı ve bu da bir göç kartıdır. Göç etme kartıdır. Artık karşı kıyıya geçmektir. Şimdiye kadar hiç yapmadığınız bir şeyi yapmaktır. Belki de gerçekten de bir yolculuk yapmanız gerekiyordur fiziki. Bu konuda muhakeme ediyor olabilirsiniz. Yolculukla olabilir veyahut da şimdiye kadar dediğim gibi hiç yapmadığınız, yapmanız gereken, sizi bir üst seviyeye taşıyacak, maddi manevi ise çok iyi gelecek bir olayda olabilir. Şimdiye kadar hep sebze yemekleri yemişsinizdir ama artık et yemeği de yemeniz gerekiyordur. Misal. Ki koç burcu için böyle bir şey imkansız biliyorum. Et yemeklerini daha çok seversiniz haliyle. balık da olabilir tabii ki. Burcunuz gereği astrolojik olarak bunlar oluyor sevgili arkadaşlarım. Pek sebze yiyen koç burcunu görmedim ama hani yiyordur da hani et daha çoktur diye düşünüyorum ben. Peki kök çakranızdaki durum nedir? Evet, şimdi kök çakranızda bir durum söz konusu. Köklenmek, bağlanmak, yuva kurmak. Bunlardan hep elinizi eteğinizi çekmişsiniz. Bakın yine askıya almışsınız bazı şeylerinizi. Cimri davranmışsınız. Peki bu aşk hayatınız mıydı? Bilinçaltınızdaki korkularınıza artık bir dur diyeceksiniz ve kendi kendinizin doktoru olacaksınız diyebilirim. Evet, kendi kendinizi iyileştireceksiniz. Ruhsal bir olgunlaşma var sizde sevgili arkadaşlar. Bunu yaşayacaksınız gerçekten Şubat 2023'te. Peki, sorularımıza başlayalım. Bir işi olmayan sevgili koç burcu erkeği arkadaşlarım Şubat 2023'te. Çok güzel, yıldızınız yükseliyor artık. İstediğiniz işe kavuşacakken diyecektim. Anne desteğiniz çok var. Anneden, teyzeden, haladan, yengeden. Yengeden genelde pek olmuyor da işte. Ve yaşça da büyük bir kız kardeş olabilir. Eşiniz sizden yaşça büyükse ondan da destek alıyor olabilirsiniz bu dönem. Ama artık işler değişecek gibi görünüyor. Peki bir işi olanlar için ufak terfiler, ufak zamlar alabilirsiniz Şubat ayında. Ama pek de sizi tatmin edecek rakamlar olmayacak. Ama hani yine de zam zamdır. İşte terfi terfidir sevgili arkadaşlarım. Peki bir ilişkisi olmayanlar. Zafer sizindir, geliyorsunuz. Ya siz bir yere gitmişsiniz ya da sevdiğiniz kişiden birazcık uzak kalmış olabilirsiniz. Veyahut da vakti zamanında aranıza birisi girmiş ve ayrılmış olabilirsiniz. Bu yüzden
tek başına oluyor olabilirsiniz bu dönemde. Fakat artık gelmeniz gereken, ziyaret etmeniz gereken yere geliyorsunuz ve burada bir şeyler oluyor. Bir tamamlanma enerjisine geçeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Aradığınızı bulacaksınız da olabilir. Zafer sizindir. İlişkisi olanlar için ise Haziran ayında bir evlilik söz konusu bile mümkün veyahut da altılı vakitlerde evlilik söz konusu olabilir. 6 hafta içinde, altılı bir günde, saat 6'da, 6, 16, 26 olabilir rakamlarınız. Buna dikkat ediniz. Evli olanlar için ise bir karar verme aşamasındasınız. Bir bebek kararı olabileceği gibi de bir yolculuk kararı da olabilir. Fakat burada sizi tutan bir şey var. Yani bu kararı bir türlü veremiyorsunuz evliliğinizde. Karmik bir şeye benziyor. Birden fazla böyle şey yapıyorsunuz. Hani bir öyle düşünüyorsunuz, bir böyle düşünüyor olabilirsiniz. Aynı zamanda çok da sabırsız davranıyorsunuz. Yani birazcık daha böyle sakin düşünüp sıkılmadan, çok da çabuk sıkılıyorsunuz düşüncelerinizden bu aralar. Ama bunu yapmayın. Birazcık daha sakin kalmaya özen gösterin. Bu sizin için daha iyi olacaktır. Daha düzgün düşünebilirsiniz ve kararınızın düzgün mü yoksa yanlış mı olduğunu anlayabilirsiniz. Pekala, platoniğini bekleyenler, platonik olanlar, platoniklik bitiyor sevgili arkadaşlar. Artık ego yapacaksınız, sizin kartınız çıktı. Siz bitiriyorsunuz, artık başlarım bu işe deyip, yeter artık ya deyip ne karar verecekmişsiniz? Evet, buluşma kartı çıktı. Aman çok güzel geldi vallahi, yani çok hoşuma gitti şu anda. Partneriniz Aslan Burcu olabilir veyahut da Ağustos ayından beri bu kişiyle platoniklik yaşıyor olabilirsiniz. Fazla olmuş gibi değil mi? 8. aydan beri çünkü. Ama artık buluşma zamanınız gelmiş, görüşme zamanınız gelmiş. İkinizin de birbirine karşı bir çekimi var. Aslında platonik olmanıza rağmen şimdilik bakışıyor, görüşmüyorsunuz da bakışıyor olabilirsiniz. Bir şekilde böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilirsiniz birbirinize ama gerçekten de bu karşılıklı. Siz bunu platonikliği bu yüzden bitireceksiniz artık. Eski defterler kapanıyor. Yeni bir sayfa açılıyor sevdiğinizle. Ex partnerini bekleyenler için ise şöyle söyleyeyim. Demin de gelmişti bu kart. Hani açılımın başında söylemiştim ya, kartları ben yorumlamıştım ama ex partnerini bekleyen sevgili arkadaşlarım, arkadaş çevrenizden, yakın çevrenizden, iş arkadaşlarınızdan veyahut da okul arkadaşlarınızdan bir tavsiye alıyorsunuz. Ya da bir ilişki koçundan, bir yaşam koçundan, aile danışmanından bir şekilde bir yardım alıyorsunuz. Ve pişmanlıklarınızı dile getiriyorsunuz ama çok da hareketsiz olduğunuzu da söylüyor burada. Yani siz harekete geçmiyorsunuz. Evet, geçmişten getirdiğiniz bazı hayal kırıklıkları var. Geçmişte böyle olmuştu. Belki ex partneriniz yaptı bunu size. Ex partneriniz size bir oyun oynamış olabilir. Veyahut da zamanınızı çaldı. Veyahut da size istediğiniz ilgiyi göstermemiş olabilir. Fakat ona muhakkak adım atmanız gerekiyor. Bunu geciktirmeyin. Ona aşkınızı sunun. Bir kupa şövalyesi olarak duygularınızla birlikte sevgili arkadaşlarım. Evet, sizlerin de 2023 Şubat ayı yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çünkü güzel enerjilerim abone olan arkadaşlarıma daha çabuk geçiyor. Beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Hikayenizi yorumlar kısmından da yazabilirsiniz elbette. Konuşabiliriz. Varsa sorunlarınızı özel açılımda Instagram sayfama gelip Elif Hanım'dan randevu alarak benimle buluşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Mart 2023'te görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.